Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, bugün değişik bir incelemeyle karşınızdayız. Elimizdeki, daha doğrusu bileğimizdeki ürün olan akıllı saat Samsung Gear S2'yi değerlendireceğiz sizler için. Kısa bir süre önce Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Biraz daha geriye dönük konuşacak olursak Samsung IFA 2015'te Berlin'de Gear S2 akıllı saatini tanıtmıştı. Biliyorsunuz giyilebilir teknolojiler artık çok fazla önem kazandı. Firmalar ciddi yatırımlar yapıyor ve Samsung bu firmaların başında geliyor. Gear S2'nin dediğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Cihaz elimize ulaştı. Sizler için bir kutu açma videosu ve içinde neler olduğunu gösteren bir video yayınladık. Şimdi ise akıllı saatle alakalı deneyimlerimizi ve fikirlerimizi aktaracağız sizlere. Tabii bunun dışında bir de uzun kullanıcı deneyimiyle alakalı başka bir video daha hazırlamayı düşünüyorum. Şu anda sizler için bir genel bir değerlendirme yapacağım cihazla alakalı. Dilerseniz önce teknik özelliklerle bir başlayalım. 1.2 inçlik ekrana sahip olan ve Super AMOLED ekrana sahip olan Gear S2'de 360x360 ekran çözünürlüğü kullanılmış ve PPI değeri de 302 seviyesinde. Bunun dışında paslanmaz çelik kasa tasarımına sahip olan modelin iki farklı çeşidi var. Bir tanesi klasik, bir tanesi de kolumda duran ve spor olarak da adlandırılan model olarak da söylenebilir. Bunun dışında işlemci tarafına baktığımızda Exynos, yine Samsung yapımı Exynos 3250 işlemci, çift çekirdekli bir işlemci ve 1 GHz işlem hızında çalışıyor. Bunu da belirtelim. 512 MB'lık sistem belleği ve 4 GB'lık dahili hafıza var ki burada eşleştirdiğiniz multimedya içeriklerini veya saate kuracağınız uygulamaları 4 GB'lık alan içinde değerlendirebiliyorsunuz. Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 desteğine sahip bu akıllı saat ve batarya tarafına baktığımızda da 250 mAh'lik bir batarya ile donatıldığını görüyoruz ki bu bataryanın Samsung tarafından belirtilen kullanım süresi ortalama 1,5-2 gün seviyesinde. Tabi şu anda bunu deneyimlemek için yeterince vaktimiz olmadı ama dediğimiz gibi diğer uzun kullanıcı deneyimi tarafında batarya tarafıyla da sizleri bilgilendireceğiz bu konuyla alakalı. Bunun dışında IP68 sertifikasıyla birlikte toza ve 1,5 metreye kadar suda yarım saate kadar dayanıklılık desteğinin de olduğunu söyleyelim. İşletim sistemi tarafında ise Samsung'un geliştirmiş olduğu Tizen giyilebilir cihazlar için hazırlanan bir Tizen versiyonunun yer aldığını söylemek gerekiyor. Evet, teknik detaylar bu şekilde oluşuyor. Şimdi dilerseniz saatin tasarımına bir yakından bakalım. Sonrasında ise hem arayüzünü hem de kullanıcı deneyimini aktarmaya devam edelim sizlere. Evet, Gear S2'nin teknik özelliklerini anlattık. Şimdi biraz da tasarımından bahsetmek gerekiyor. Samsung burada daha önceki akıllı saat modellerinden farklı bir kasa tasarımına gitti ve yuvarlak çerçeveyi ve birçok insanın belki de kabul edebileceği saat dizaynına geçiş yaptı diyebiliriz. Oldukça şık ve sade göründüğünü de söylemek gerekiyor. İki tane modeli var. Bir tanesi elimde bulunan ve beyaza renk ek olarak siyah renk seçeneği de sunan Gear S2 modeli ve bazı yerlerde spor modeli olarak da söyleniyor ki kauçuk malzemesi ve tasarımıyla birlikte biraz daha spor olduğunu söylemek lazım. Diğer modeli ise deri kordonlu ve çerçeve mekanizması daha tırtıklı olan bir klasik modeli. Gear S2 klasik olarak söyleniyor ki onun fiyatı 899 lira. Elimdeki modelin de 899 lira. Hemen tasarıma biraz daha yakından bakalım. Paslanmaz çelik kasaya sahip olduğunu söylemiştik. Kasanın çerçevesinin döndürülebiliyor oluşu bence bu akıllı saatin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ki ekrana dokunmadan işlemlerinizi yapabilme açısından, yani en azından çok fazla dokunmadan yapma açısından gerçekten Samsung tarafından çok iyi düşünülmüş bir detay ve gerçekten çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Saatin sağ tarafında iki tane tuş var. Aralarında bir tane mikrofonu görmekteyiz. Bu geri tuşu da ana ekrana dönüş tuşu. Hemen şöyle gösterelim. Gittiğimiz bir yerden hamle yaptığımızda bir sonraki alana dönebiliyoruz. Buradan alttaki tuşa bastığımızda da ana ekrana dönüş yapıyor. Cihazın alt tarafında da nabız sensörü ve kalp atış sensörü var. Bunu ESL programıyla eşlenik olarak kullanabiliyorsunuz ve veri tabanınızı devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi kordondaki L kordonun uzun olduğu anlamına geliyor. Ayrıca kutudan bir de S etiketli, yani kısa kordon da çıktığını söyleyebiliriz. Bu da bileğinize göre kordonu istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da iyi bir detay bence. Kordonu çıkarmak için de yapmanız gereken tek şey şuradaki klipsi çektikten sonra kordonu aşağıya doğru çekmek olacak. Takmak ise gerçekten çok basit arkadaşlar. Güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi. İtiyorsunuz ve yerine yerleşiyor. Saatin de oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle takalım. Ne kadar görünüyor. Evet, bu şekilde güzel göründüğünü söylemek gerekiyor. Tasarım detayları böyle. Güzel bir cihaz olmuş. Şimdi dilerseniz arayüzü ve kullanıcı deneyimine geçelim. Evet, şimdi kullanıcı deneyimi tarafını ikiye bölmek istiyorum. Bir tanesi saat arayüzü tarafında yapılabilenler, diğeri ise eşleştirdiğiniz telefonla saate yapabileceğiniz şeyler. İlk önce saat tarafından başlayacağım. Saat tarafında ilk olarak
çerçevenin ne kadar işlevsel olduğunu göstermek istiyorum. Son derece iyi çalışan bir çerçeve sistemi var ve bütün uygulamalar, ekranlar arasında rahatlıkla geçişler yapabiliyorsunuz. Cihazı aşağı doğru kaydırdığınızda bildirim ekranı var. Burada şarj seviyesini görüyorsunuz ve müzik çalar, rahatsız etmeyin modu ve ekran parlaklığı ayarını buradan rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ekran parlaklığı 10 kademe olarak çalışıyor. Hemen şöyle en düşüğünü gösterelim. Şu an gün ışığında olduğumuz için birinci kademe biraz yetersiz kalıyor. Hemen onu alıp işlemlerimize devam edelim. Geri tuşuna bastığımızda dediğim gibi ana ekrana dönüş yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Cihazın ana ekranları arasında isterseniz parmakla isterseniz kaydırma çubuğuyla, daha doğrusu çerçeveyle rahatlıkla geçişler yapılabiliyor. Buradaki alanda bildirim ekranı, saat, işte uygulamaları, arkadaş listesine, S-Voice gibi yazılımlara hızlı erişim, ayarlara erişim. Buradaki bunları widget olarak da nitelendirebiliriz ki buralara istediğimiz şeyleri kendimiz de ekleme yapabiliyoruz şuradaki ekrandan. Buradaki liste bu şekilde genişleyebiliyor. Örnek verecek olsak şöyle alarmı hemen ekleyelim arkadaşlar. En sona alarm geldi gördüğünüz üzere. Tekrar saat tarafına geri dönelim. Saat tarafındaki bir detay şu, biliyorsunuz akıllı saatlerde arayüzü istediğiniz şekilde geliştirebiliyorsunuz veya değiştirebiliyorsunuz. Bunu yapmak için ise saatin ekranına basık tutmanız yeterli ve arayüzleri bu şekilde rahatlıkla gezebiliyorsunuz. İstediğiniz arayüze sahip olabiliyorsunuz. Stil ver tarafına bastığınızda ise bu arayüzle alakalı küçük değişiklikler yapmanızı sağlıyor. Mesela şu anda kadranı değiştirme seçeneğimiz var. Kaydırdığımızda üstteki alanda takvim veya dünya saati ya da pil ömrü gibi şeyleri yerleştirebiliyorsunuz. Tekrar yaptığınızda da burada tarihi vesaireyi görebiliyorsunuz. Burada saatin arayüzlerine göre farklı seçenekler var. Burada istediğiniz şeyi yapmanız mümkün. Hemen uygulamalar ekranına bir girelim. Şöyle bir geçtikten sonra evet arkadaşlar uygulama ekranına bir geçelim. Nerede? Evet burada. Şimdi uygulama ekranında yine telefonun yuvarlak kasasını, yuvarlak ekranına uyumlu bir şekilde ayarlanmış ve dediğimiz gibi yine çerçeveyi çevirerek hızlı şekilde geçişler, dönüşler yaptırılabiliyor. Bu güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Yeni uygulamalar ekleyebiliyorsunuz. Yeni uygulamaları eklemek istediğiniz zaman saat sizi telefona yönlendiriyor zaten. Burada Here Maps uygulamasının bir desteği var. Ülkemizde çok çok iyi çalıştığını söyleyemem. Özellikle şu haritalar tarafını kullanamadım bir türlü. Ama gezgin tarafında telefonunuzla eşlenik olarak, ki telefonunuzda da Here Maps uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Bu sayede herhangi bir navigasyon işlemi sırasında telefona bakmadan saat size nereye nasıl gideceğinizi, dönmeniz gerektiğini vesaire gösterebiliyor. Önceki sayfaya bir geçiş yapalım. Şimdi uygulamalara giriş yapmak için isterseniz ikona basabiliyorsunuz. İsterseniz de işte şöyle gösterelim. Yazının üstüne basabiliyorsunuz ve bu şekilde uygulama açılıyor. Uygulama açılış süreleri normal seviyede, yani akıllı saatlerden şu an böyle çok uçuk kaçık performanslar beklemeye gerek yok. Şu an telefonda eşlenik olan Here Maps uygulaması ile birlikte nerede olduğumu gösteriyor size. Bu arada saatinde hareket sensörüyle birlikte ekranı otomatik olarak açıp kapattığını söyleyebiliriz. Bu güç tasarrufu anlamında güzel bir detay. Uygulama penceresinin en baş tarafında da son uygulamalar var. Burada da saatte şu anda aktif olan uygulamaları görebiliyorsunuz ve bunları dilerseniz kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok pratik olduğunu söylemem gerekiyor. Müthiş bir kullanıcı deneyimi var. Gerçekten çok basit. Hani akıllı saatleri ve akıllı saat deneyimini hiç yaşamamış olan insanların bile kısa sürede bence alışıp rahat rahat kullanabileceği bir deneyim sunduğunu söylemek lazım. Hemen şöyle bir tekrar bir arayüzü gezmek istiyorum. Bu arada öne çıkanlar tarafında da işte farklı farklı bildirimleri görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bir e-mail gelmiş. E-mail'i okuyabiliyorsunuz buradan. Telefonda göster dediğinizde ise devamını takip edebilmek için ya da yanıtlayabilmek için telefona gidebiliyorsunuz. Uygulamayı engelle, tümünü sil vesaire gibi seçenekler var. Bu arada uygulama üzerinden yazı yazma ve cevap yazma imkanınız da var. Tabii böyle bir ekranda nasıl yazı yazacağım, nasıl cevap vereceğim diyorsanız bunun da cevabı aslında oldukça basit. Hemen şuradan uygulamadan cevap ver şeklinde bir seçeneğimiz burada yok ama örnek veriyorum, WhatsApp üzerinde bir mesaj geldiği zaman telefondan cevap veremeyecek durumunuz varsa telefondan akıllı saat üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da eski telefonlardaki olduğu gibi bir kullanıcı ekranı çıkıyor karşınıza. İşte rakamlara seri seri basarak veya sesli olarak not bırakarak yazma işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, şurada bir hemen bir rota al işlemi yapalım. Arama yapmak istediğiniz yeri yazıyorsunuz ve
Şuraya basalım. Evet, böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bu şekilde yazarak akıllı saat üstündeki yazma deneyimini sağlayabiliyorsunuz. Peki çok pratik mi? Çok pratik sayılmaz ama en azından rahatlıkla yazılabiliyor. Mesela bir bostancı yazmayı deneyelim, bakalım olacak mı? Çünkü cümle kendine sözlük güzel tamamlıyor arkadaşlar. Evet, şu an bostancı dedik ve şu an bostancıya doğru bir rota alıyor. Şu anda bulunduğumuz yer bostancıya yakın olduğu için mesafe de yakın haliyle. Ve doğrudan da telefonda şöyle hemen gösterelim. Telefonda da rotayı çıkardı. Evet, güzel çalışıyor arayüz, gerçekten iyi. Yalnız uygulama tarafında biraz eksiği var. Tize'nin uygulama marketinin biraz şimdilik yetersiz olduğunu söylemek lazım. Ama şu an kendi üstündeki uygulamalarda zaten yeteri kadar iş görüyor. Özellikle bildirim tarafında işlemler yapmak istiyorsanız gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Son bir gezelim. Daha sonrasında ise telefon tarafındaki kullanıcı arayüzünde bu saate telefon üzerinden neler yaptırabileceğimize bakalım. Evet, Gear S2'nin kendi üstündeki arayüzü de gösterdikten sonra şimdi de akıllı telefon tarafında neler yapabildiğimizi görmemiz gerekiyor ki akıllı telefon tarafı saatin içerik yönetiminden uygulama yüklemeye kadar birçok şeye hamle yapmamız, müdahale yapmamız sağlıyor. Samsung Gear S2 uygulaması oldukça sade bir arayüze sahip, herhangi bir ekstra detay yok. Hemen neler var onları sayalım: saat şekilleri, bildirimler, uygulama düzeni, içeriği Gear'a gönder, ayarlar, Gear'ımı bul gibi seçenekler mevcut. Saat şekillerine girdiğimiz zaman isminden de anlaşılacağı üzere saatin arayüzündeki görsel temayı telefon üzerinden değiştirebiliyoruz. Burada çeşitli temalar da indirebiliyoruz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. İşte şablon ekle. Şablon ekle dediğimiz zaman arayüzü biraz daha kişiselleştirmeye imkanı veriyor bize ki internete bağlanıp paylaşılmış veya parayla satılan veya ücretsiz olan saat temalarını da satın alabiliyorsunuz. Bildirimler tarafında Gear S2'nin hangi bildirimleri ekranda göstereceğini yönetiyorsunuz. İşte bildirimleri sınırla, ekranı aç, ayrıntıları otomatik göster gibi seçenekler de mevcut. Şu şekilde uygulama listesini karşınıza aldığınız zaman hangi uygulamaların saatin ekranında olacağını belirleyebiliyorsunuz. Ben şu anda 16 tane uygulama seçtim. Burada bütün uygulamaları da seçebilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan veya o an lazım olan uygulamaları da seçmeniz mümkün. Hemen bir geri gelelim. Uygulama düzeni bu alanda Gear S2'nin ana ekranı üzerindeki uygulama sırasını değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu sayede öncelikli uygulamalarınızı birinci sayfaya alıp daha az ihtiyacınız olan uygulamaları arka sayfalarda tutabiliyorsunuz. İçeriği Gear'a gönder seçeneğine bastığımız zaman ise parçaları seç, otomatik eşitle, fotoğraf seç ve otomatik eşitle gibi seçenekler var. Bunlar da telefonumuzdaki içerikleri elle veya otomatik olarak cihaza yüklemenizi sağlıyor. Böylelikle cihaz üzerinden de yönetimini sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden dosya aktarımı sağladığı için herhangi bir veri tüketimi de mevcut değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu da güzel detaylardan biri. Ayarlar tarafına baktığımızda hızlı mesajlar, tarafında hemen şunu söyleyelim. Gear S2 üzerinde kalıp olarak tutulmuş mesajları, yani yazmadan direkt yollayabileceğiniz mesajları görebiliyorsunuz. Bunlar güzel seçeneklerden biri. Tekil uygulama ayarlarında arkadaş, e-posta, sesli not gibi seçenekler mevcut. Burada da işte doğrudan bir e-posta adresi girebiliyorsunuz veya şöyle gösterelim, hava durumunda belirli şehirleri doğrudan ekleyebiliyorsunuz. Elle ekleyebileceğiniz gibi. Ama telefondan yapmak tabii ki daha pratik olacaktır. Hızlılık açısından bu da önemli bir detay. Gear bağlantısı Bluetooth ile bağlandı. SOS mesajı gönder. Gear hakkında burada yazılım güncellemelerini takip edebiliyorsunuz. İndirilen uygulamaları otomatik güncelle. Burada cihaz telefona indiriyor. Telefondan da saate yönlendirebiliyorsunuz. Gear'ımı bul dediğiniz seçenekte şu telefon saati kaybettiğinizi varsayalım ya da nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Şöyle bir uyarı tonu yolluyor arkadaşlar. Bu uyarı tonuyla birlikte Gear'ı arıyorsunuz ve Gear titremeye başlıyor. Bulduktan sonra da yapmanız gereken tek şey titreşimi iptal etmek olacak. Titreşimi durdurmak olacak. Samsung Gear uygulamaları dediğimiz yerde de Samsung'un Gear için tasarlanan uygulama mağazasına gidiyorsunuz. Şu anda burada çok fazla seçenek yok. Şöyle söyleyeyim, Apps by Samsung, by Samsung tarafında gördüğünüz gibi çok kısıtlı bir uygulama seçeneği var. Üçüncü parti yazılımcılar daha çok ağırlık veriyor bu tarz işlere. Tabii ilerleyen zamanlarda bu uygulama mağazasının daha da gelişeceğini kesinlikle düşünüyoruz. Burada da alt tarafta da bazı işte öncelikli olan uygulamaları görebiliyoruz. Daha fazla tarafında da
Saatle bağlantıyı kesebiliyoruz veya başka bir gear ekleyebiliyoruz. Başka bir gear'ınız var mı bilmiyorum ama en azından bir ikinci bir gear olduğu zaman ya da gear eski model olduğu zaman bu uygulama üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi telefonun uygulamadaki arayüzü oldukça pratik arkadaşlar. Zaten Gear S2'yi aktif kullanmak için bu uygulamaya da sahip olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, Samsung'un yeni akıllı saati Gear S2'yi sizler için değerlendirdik. İşletim sisteminin detaylarına baktık. Telefon ve saat tarafındaki arayüz deneyimini sizler için irdelemeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı bekliyoruz. Videonun altına yorum olarak bırakırsanız biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.